Sayın Sivil Toplum Kuruluşları'nın yüzünü temsilcisi. Adıyaman Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik yayınladığı mesajında engellilerimiz bizim için sadece 3 Aralıklarda değil, her gün hatırlanması ve şartlarının iyileştirmesi gereken toplumumuzun önemli bir parçasıdır. Allah'a şükürler olsun ki insanların birbirine üstünlüğünün ancak ve ancak takva noktasında olabileceğini bildiren ve bütün insanların eşit olduğunu her fırsatta dile getiren bir dini inancımız var. Söz konusu çocuk, kadın, yaşlı, engelli, dahası dezavantajlı kardeşlerimiz olunca hiçbir fedakarlığı esirgemeyen, her şeyi seferber eden resmi bir anlayışımız, bir devletimiz, insanı yaşat ki devlet yaşasın düsturuyla hareket eden bir yönetim anlayışımız var. Yani yaratılmışların en şereflisi olarak gören bir dini anlayışımız. İşte bu bakış açısıyla sosyal devlet anlayışımızın gereği olarak 2002 yılından bugüne kadar engelli vatandaşlarımızın haklarının iyileştirilmesi ve bu kardeşlerimizin toplum hayatına daha iyi entegre olabilmeleri için yapılan çalışmalarla engeller birer birer aşılmış ve bu kardeşlerimiz hak ettikleri hizmetlere nihayet ulaşmışlardır. Vatandaşlarımızı önemseyen bir anlayışımız, bir devletimiz, bir hükümet. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2020 yılının erişebilirlik yılı olarak ilan edilmesiyle beraber bakanımız Sayın Zehra Zümrüt Selçuk Hanımefendi'nin talimatları doğrultusunda sürdürdüğümüz erişebilirlik hizmetlerimizin ivmesini artırarak engelli vatandaşlarımızın her alanda yürütülen hizmetlere erişiminin kolaylıkla sağlanması için çalışmalarımızı sürdürüyor, gerekli denetimleri gerçekleştiriyoruz. Ele alındığında engelli konusu Türkiye nüfusunun yaklaşık... Bu duygu ve düşüncelerle engelli vatandaşlarımızın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutluyor, tüm vatandaşlarımızı engellilik konusunda daha sorumlu ve duyarlı olmaya çağırıyorum.